Herkese tekrar merhaba. Bir teknik aksaklıkla karşı karşıyayız ama şimdi çözmeye çalışıyoruz. Atlamak da istemiyoruz. Eğer olmazsa başka bir güne aktaracağız Seda ile olan yayını, ama şimdi son kez bir denemek istiyoruz. Bir farklı bir cihazdan bağlanacak Seda. Bir tekrardan deneyelim. Beklemiyordu. Ama inşallah. Merhaba tekrar. Merhaba, bir de bundan deneyelim son kez. Bir de deneyelim bakalım da inşallah. Aslında ben şu an çok net görüyorum ilk defa. Tamam mıyız? Tamamız şu anda. Kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi ben şu sorudan devam etmek istiyorum. Bir yorumları da kapatalım. Ben nazar değdim galiba. O yüzden olabilir. Çünkü çok bekledim. Bu canlı yayın serisinde hani ne zaman Seda gelecek acaba, onunla da yayın yapalım diye çok bekledim sanırım. Ondan da olabilir. Şimdi şöyle devam edelim. Çin Ligi'nde oyuncular maçları nasıl hazırlanıyor? Bunu merak etmiştim. Bunu anlatıyordun. Tam o sırada dondu. Ondan bir başlayalım istersen. Okey. Az önce de bahsetmiştim zaten. Ne kadarını duydular bilmiyorum da. Çin için her şey en önde. Milli takımın başarısı çok önemli. O yüzden de bütün oyuncular kendini milli takıma yönelik hazır tutuyorlar. Benim orada gözlemlediğim buydu. Yani en ufak bir sıkıntılarında çok fazla risk almak istemiyorlar. Çünkü maddi manevi her şeylerini milli takımdan kazandıkları için kendilerini birazcık oraya böyle, hani saklıyorlar demeyeyim de birazcık koruyorlar gibi geldi. Böyle yani defans olarak hani gerçekten defansa çok önem veriyorlar. Zaten bütün antrenmanlarda da yoğunluk defansa yönelik. Bakıyorsunuz bazen boş toplar kalıyor çünkü hani hızlı ve kombinasyonlu oynamaya çalışıyorlar. Onu böyle tık diye defansa çıkartabiliyorlar. En belirgin şeyleri oydu yani. Çok defans çalışıyorlar. Ülkeye geri dönüşüm Vakıfbank'la ilgili oldu. Aslında az önce ondan da bahsettik. Şimdi ülkeye geri döndüğünde kendinden ve ya da geldiğin takımdan beklentilerin tam olarak neydi? Döndüğümde tekrar aynı şekilde Fenerbahçe'de kaldığım yerden yani o üst seviyede tekrar oynamak istiyordum. Vakıfbank'tan teklif gelince benim için kabul etmek yani kaçınılmazdı diyebilirim. Çok iyi bir teklifti. Ve hem Giovanni ile çalışacak olmak hem de Vakıfbank gibi sürekli hedefinin hani kupalar olan, başarılar olan bir kulüp olması, kendi içinde kurumsal bir yapısı olması, bir aile ortamı vardı. Az önce söylediğim gibi hani bir yıl oynamama rağmen şu anda o kulüpten içeri girdiğimde sanki yıllardır oynuyormuş gibi herkes o şekilde karşılıyor. O yüzden oranın da tamamı farklı bir yapısı, farklı bir ortamı var. Yani değişik kulüpler gördüğünüzde farklı tecrübeler oluyor. Farklı insanlar tanıyorsunuz. Her takımın kendine ait bir kimyası var. Onlara tanıklık ediyorsunuz. Dediğim gibi aslında çok fazla kulüp değiştirmeyi çok, yani normal karakter olarak da çok fazla yer değiştirmeyi seven bir insan değilim. 9 yıl işte Fenerbahçe'den oynadıktan sonra ama sonrasında da şöyle düşünüyorum. Her biri ayrı bir değer kattı. Her biri ayrı bir vizyon, bir ufuk açtı bende. Hepsinde avantajları, dezavantajları var tabii ki de. Ama hepsi benim için çok değerli, çok büyük tecrübeler. Şu an ne harmanlayıp sahada kullanmaya çalışıyorum. Hepsi çok güzel deneyimdi. Tabii ki bütün tecrübe ettiğin takımlar çok büyük kulüpler, çok değerli kulüpler ülkemiz için de. Bunlardan biri de Galatasaray oldu senin için. Özellikle az önce bahsettiğim bir maçtan tabii yayın kesildi. Dördüncü olduğunuz ve senin de buruk bir şekilde kariyerini kısa bir şekilde ara verdiğin bir maç vardı. O maçla ilgili neler söylersin? O maçla ilgili tabii dün gibi hatırlıyorsundur, biz de hatırlıyoruz. Evet. Bu kararla ilgili ve de kariyerini etkileyen bu kararla ilgili ne söylersin? Galatasaray'da o sene gerçekten çok iyi bir takım kuruldu. Edyan olsun, Koşeleva vardı, Rabaziyeva vardı, Gamze vardı.
Netcek vardı. Yani takımda yok yoktu açıkçası. Ve Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kalmak Galatasaray için çok büyük bir başarıydı. Ve o kadronun içinde yer aldığım için de inanılmaz mutluydum. Çünkü hani ilk defa böyle bir şey oluyor. Oraya giderken açıkçası hani çaprazda Romanya takımıyla eşleştik ve onları yenip finale çıkacağımızı düşünüyorduk. Tabii hiçbir şey kağıt üzerindeki gibi olmuyor. Sahaya çıktığınızda kim o gün hangi taraf daha iyi oynuyorsa, daha az hatayla oynuyorsa o hak ediyor. Ve o gün biz istediklerimizi gerçekleştiremedik. Ondan dolayı da açıkçası üçüncülük maçı hani şu an oradaki herkese sorsan nasıl geçtiğini çok fazla hatırlamıyordur bile. Çünkü herkesin aklı orada kalmıştı. O maçı kaybedince. Finalde iki Türk takımı olacağımızı düşünüyorduk. Galatasaray ve Vakıfbank olarak. Onun işte burukluğu vardı. Ve dediğim gibi hani benim de tam net bir kararım yoktu. Yani evet anne olmak istiyorum ama sonrasında dönecek miyim, dönmeyecek miyim? Kafamda net bir şey yoktu. Nasıl bir süreç ilerleyecek? Hani her şeyi ilk defa yaşayacağım. Sonrasında dönebilir miyim? Nasıl bir hamilelik süreci geçireceğim? Nasıl bir işte hani bebeğin nasıl bir karakteri olacak? Ondan dolayı çok net bir şey kafamda yoktu. Benim için hani o belirsizlikle beraber, o buruklukla beraber orada o şekilde cümleler kurdu. Ve belki de son maçımdı yani dönmemiş olsaydım. O yüzden bir burukluk vardı tabii ki de. Keşke finale çıksaydık. Tabii o maç sonu maçla ilgili ve maç sonu açıklamaları ile ilgili aslında her cümlem bence değerli orada. Benim tabii ilgimi çeken hepsi aslında ama özellikle şöyle bir şey dedin. Umarım yeni nesiller çıtayı daha da yukarı çıkarır dedin. Az önce de bahsettim şimdi aslında senin ve senin gibi tecrübeli ve başarılı voleybolcuları izleyerek yetişen bir nesil var. Ve şu an onlar da sahalarda. Bu yeni nesille ilgili neler söylersin? Şöyle, bence Türk voleybolu için 2003 öncesi ve sonrası diye bir şey var ve ben o döneme şahitlik ettiğim için çok mutluyum. Her biri çok değerli olan ablalarımla beraber çok güzel başarılar kazandık. Ve ondan sonrasında yatırımlar da daha fazlalaşmaya başladı. Kulüplerin kadın voleyboluna bakış açısı değişti. Anneler kızlarını voleybola başlattı. Bizden sonra onları bir rol model olduk. Bence en değerli şeylerden birisi bu. Yeni gelen jenerasyonda açıkçası zaten son oynadığı turnuvalarda başarılarıyla fazlasıyla basında, medyada değer ve ilgi görüyorlar. Yer buluyorlar. İnşallah mesela daha önceden her maçımızı herkes izleyemiyordu. Yani şimdi artık internet üzerinden, işte televizyon üzerinden artık istediğiniz maçı takip edebiliyorsunuz. Her şey bence çok daha iyiye gidiyor. Çalışılacak salonlar olsun, imkanlar olsun, her şey bence eskiye göre çok daha, yani neredeyse mükemmel seviyede. Tabii biraz daha kolay. Evet, her şeye çok daha kolay erişebiliyorsunuz. Umarım avantajlarını kullanıp dediğim gibi yani şu anki zaten son turnuvalardan elde edilen başarılardan onların da zaten çıtayı ne kadar yukarı taşıdığı işte Türkiye'nin dünyadaki sıralamasının da yukarı çıkışından zaten artık herkes Türkiye'nin ne kadar önemli kadın voleybolunda çok önemli bir yeri olduğunu biliyor. Artık Türkiye'den korkar hale geldiklerini düşünüyorum. Bunun devamını da sağlayacak olan dediğim gibi yine gençlerimiz şu ana kadar üstlerine düşen her şeyi bence çok güzel gerçekleştiriyorlar. İnşallah olimpiyatlarda da iyi bir başarı elde ederiz. Peki o zaman ben aslında o maçtan sonra tabii verdiğin aradan sonra da o araya da veda ederek geri döndüm. Şimdi tabii herkesin merak ettiği bir konu var. Doğum sonrası eski formuna nasıl kavuştu? Mental ve fiziksel olarak merak ediyorum ben tabii. Sadece fiziksel olarak değil de mental alanını da merak ediyorum doğum sonrasında. Şimdi şöyle, ben şu konuda çok avantajlıyım. Eşim bu işin içinde, bu sektörün içinde ve
Kendisi kondisyoner. Ondan dolayı yani hele ki mesela geçen sene pandemi süreci Mart ayında tam böyle ben işte yeni doğumdan döndüm, yeni yeni başladım, PTT'ye geldim ve ondan sonrasında 2 ay sonrasında hemen pat diye sezon bitti. Böyle daha yeni yeni kendimi bulmaya çalışırken sezon bitti ve sonrasında evlere kapandık. Ve bu süreci biz çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü neredeyse spor salonu evimizin içindeydi yani. Her gün bir planlama dahilinde ne çalışmam gerekiyorsa onun eşliğinde gerçekten çok iyi hazırladığını düşünüyorum. Ve bu sene tam bir sezon oynama adına kendimi bulma adına büyük bir fırsat yakaladım. Önce Beşiktaş olsun, daha sonrasında Karayollarında olsun. Benim için bu sezonu oynamak önemliydi. Tekrar hem kendimi denemek, test etmek için, ne yapabilirimi görmek için. Çünkü gerçekten kolay bir süreç değil. Neredeyse 1,5 sene falan ara vermiştim. Ve ilk başta çok zorlanıyor, yani zorlanıyorsunuz. Yeri geldiğinde hani pes ettiğiniz anlar oluyor ama sonunda gerçekten hani voleybolu seviyorsanız ve mesela benim hedeflerimden birisi hani çocuğumun da yıllarca hani hayatımı vermiş olduğum bir şeyin o da parçası olsun istedim. O da hani onları görsün, onun içinde büyüsün, onu yaşasın, o resmin içinde olsun istedim. Ve hatta ilk başlarda çok bebekken deplasmanları falan beraber gittik onunla. Yani bir sürü, yani şu an 1,5 yaşında bir sürü insan gördü, farklı işte insanlar. O yüzden ona da çok şey kattığını düşünüyorum bu sürecin. Böyle bir şansım varken hani doğumdan sonra döneyim mi diye bir soruyu sorabiliyorum kendime. Ama 2 sene sonra bu soruyu soracaktım. Tekrar döneyim mi diye, çünkü bir araya bayağı bir zaman girmiş olacaktı. Ve o süreçte benim için çok güzel geçtiği için çok fazla kilo almadım. Sonrasında başladığımda dediğim gibi eşimin aynı zamanda kondisyoner olması büyük bir avantajdı. Yani sanki her şey benim lehime işliyordu. O yüzden bunu kullanmak istedim. Ve tekrar da döndüğüm için çok mutluyum. Şu an iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. İnşallah sağlığıma el verdiği sürece birkaç sene daha da oynamak istiyorum. Yani biz de seni izlemek istiyoruz zaten. Peki şeyi de merak ediyorum. Senin normal bir voleybolcu ve anne voleybolcu arasındaki farklar neler? Aradaki fark şöyle, artık sadece sporcu kimliğiniz yok ya da Seda kimliğiniz yok, aynı zamanda anne kimliğiniz de oluyor. Mesela antrenmandan çıktın, eve geldin, direkt yemeğini yiyip, normalde sporcu olduğunda nedir? Yemeğini yersin, işte sonrasında dinlenirsin. İlk önceliğin çocuğun oluyor, geliyorsun birazcık hani onunla ilgileniyorsun, onunla vakit geçiriyorsun. Ama onun dışında inanılmaz keyifli. Onun her anını yaşamak, her şeyi yeni öğreniyor. Senden bir şeyler görüyor, onu yapmaya çalışıyor. O yüzden çok keyifli. Kolay değil, evet. Ama yanınızda yardımcınız varsa, yani bu konuda eşim de çok yardımcı, annem de çok yardımcı oluyor. O yüzden bir desteğiniz varsa, her şeyi sizin adınıza kolaylaştırıyorlar. Maç olduğu günler bile, hani ertesi gün maçım varsa daha fazla ilgileniyorlar onunla, ben dinlenmem için falan. O yüzden buradan onlara da teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman arkamda oldular. Onları da Hiç tekrar maç ya tekrar. da antrenman esnasında kafana takılan bir şey oldu mu? Yani hani annelik kimliğinle ilgili ya da evde falan böyle aklında kalan bir şey oldu mu? Açıkçası şöyle, yani ben sahaya adım attıktan itibaren nasıl bir artık fokus oluyorsa aklıma hiç gelmiyor. Ama antrenman bittiği anda kaldığım yerden devam ediyorum hemen. Yani eğer hastalık bir şey yoksa açıkçası ateş durumu falan olmadığı sürece çok büyük bir şey yaşamıyoruz. Ama tabii ki eğer şimdiye kadar öyle bir kere bir süreç yaşadım. Onda böyle çok zordu. İster istemez korkuyorsunuz, endişe oluyor. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Şu ana kadar gayet güzel Tabii gidiyor. inşallah yapmazsınız. Peki o zaman geri dönüşünde de bahsedelim birazcık. Geri dönüşünde PTT ile birlikte oldu. Takımda neler yaşadın geri döndükten sonra?
Tabii senin de bir adaptasyon sürecinde vardı o esnada. Evet, kesinlikle o süreçte sizi anlayabilecek, Evet. eski formunda değilsin, işte yeni yeni başlıyorsun. O süreçte Mehmet Bedestenlioğlu hocamızın çok büyük desteği oldu. Dediğim gibi mesela o ateşli sürecini oradayken yaşamıştım ve öğleden sonra antrenmana gelme istersen falan, hani böyle esneklikler sunmuştu. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum anlayan birinin olması. Çünkü o geceyi belki sabaha kadar uyumamış olarak geçiriyorsunuz. Destek verdi o zaman. Yani geri dönüşümde alan hocalardan birisi de odur. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Sonrasında zaten dediğim gibi işte bu pandemi süreci başladı ve sezon bitti. Kendimiz işte evde eşimle beraber kondisyon antrenmanlarımızı yapıyorduk. İşte bahçede top oynuyoruz falan. Ve sonrasında da Beşiktaş'tan böyle bir teklif geldi. Evet. Supi hocamız sağ, çok güzel bir enerjimiz oluştu. Yarı sezona kadar oradaydım ve sonrasında orada bazı sıkıntılar çıktıktan sonra daha sonrasında karayollarına geldim. Karayollarında da çok güzel bir ortam var gerçekten. Bütün kapasitelerini yani sonuna kadar kullanan gençlerden oluşan güzel bir yapı vardı. Ve bu sene çoğu takım zaten ilk yarı çok zorladılar. Çok üstünde oynadılar. Ve böyle takıma geldim. Evet. Sonrasında elimden gelen desteği vermeye çalıştım. Gerçekten orada da kurumsal böyle aile ortamı vardı. Orada da çok güzel bir şekilde en son işte Galatasaray galibiyetimizle orada da güzel, keyifli bir şekilde kapattık. Tabii ben aslında soracaktım ama sen bütün takımlara parantez açtın şu anda. Aslında kısaca da bir sezon değerlendirmesi de yapabiliriz karayolları ile ilgili. Dediğim gibi karayolları gerçekten iyi bir sezon çıkardı. Özellikle ikinci yarının başlamasıyla kapasitesini zorlayarak bütün oyuncular gerçekten elinden geldiğinin en iyisini yaparak ligde kaldı. Belki de sezon başında kimse şans vermiyordu. Ama herkesin saygısını kazanan bir takım oldu. Ve o takımın içinde olduğum için ben de onlara yardımcı olabildiysem ikinci yarıdan itibaren ne mutlu bana. Güzel bir sezon geçti diye düşünüyorum. Ben şimdi Tabii aslında merak ettiğim bir soru. ayrı bir parantezi açıyorum. Hani bu Tabii. süreçlerde en çok yardımcı olan bu takımlara benim gidişimi sağlayan Tunç Avşar'a da teşekkür ediyorum. Buradan bu vesileyle. Çünkü onun emeği de çok büyük. Geri dönüşümde olsun. Mental olarak her zaman ne zaman bir desteğe ihtiyacın olsa ya da işte doğru yapman gereken hamleleri onunla beraber ortak karar alıp transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Peki ben aslında merak edip de bir soruyu sormak istiyorum. Tabii bir Buyurun. kariyerim boyunca birçok başarılı kulüpte birçok başarılı oyuncularla birlikte forma terlettin. Birlikte oynamaktan en keyif aldığın oyuncu hangisiydi? Türkiye'de Oyuncular mı desin? oyuncular tabii ki de çünkü hepsi çok değerli. En üst seviyede oynayan oyuncular yıllarca. Yan Konkim diyebilirim. Bunlardan bir tanesi. Brezilyalı pasör Fofa vardı. Ne var, çok keyifliydi. Sova vardı. Mokrović vardı. Gamo yani o kadar çok ki hepsi birbirinden değerli oyuncular. Onlarla çalışmış olduğum için de ne mutlu bana. Peki Hepsi Seda, çok kaliteli kapatmadan önce şu oyunculardı. soruyu da sormak istiyorum. Bundan sonrası için kendine hangi hedefleri belirledin? Bundan sonrası için birkaç sene daha en iyi şekilde Seda
Türkiye'ye göstermek istiyorum. Ve sonrasında da işte dördüncü kademe antrenörlük belgem var. Belki ileride işte yeni sedalar yetiştirmek isteyebilirim diye düşünüyorum. Belki Tabii sesin. Geliyor sesin şu an. Zaten kapatmaya yakınız ama donmadı galiba yani. Bir sorun yok değil mi şu an? Peki Seda, o zaman ben sorularımı bitirdim zaten. Yayında da bir aksaklık yaşamaya başladık, bir korktum. Bir sorun yok. Sesim geliyor mu? evet, geliyor şu an. Tamam, o zaman kapatmadan önce tabii az önce de bahsettin. Shining Stars ile ilgili ne düşünüyorsun? Bir bunu da sormak isterim kapatmadan önce. Shining Star çalıştığım için çok mutluyum. Çünkü her anlamda çok profesyonelce çalışıyorlar. Her geçen gün de zaten ne diyelim, her geçen gün üstüne koyuyor ve Tunç abi gerçekten herkese, her bir oyuncusuna ne kadar yardımcı olabilirse her anlamda onun için çok önemli. Bunu biliyorum ve hiçbir ayrıntıyı es geçmiyor. O yüzden Shining Stars ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Her bir üyesine, her sporcuyu çok değerli hissettiriyorlar, özel hissettiriyorlar. Emeği geçen, içinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerle çalıştığımız için çok mutluyum. Ben çok mutluyum yayına katılma isteğimi kabul edip. Tabii biraz sorunlu oldu ama benim için verimli de oldu aslında bir yandan. Hiç takılmadık şu anda ve güzel gitti. Akış iyiydi diye düşünüyorum. İnşallah izleyicilerimiz için de verimli olmuştur. Tekrardan özür dilerim tabii teknik aksaklıklar için. Ben tekrardan teşekkür ederim verdiğim bilgiler için, bu güzel sohbet için, beni kırmadığın için, yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Tekrar özür diliyoruz yaşanan Evet, sıkıntılardan teknik dolayı. aksaklık için. Sonu güzel Peki çok bitti. teşekkür ederim o zaman. İnşallah daha geniş bir zamanda, daha güzel bir zamanda tekrardan bu konuları konuşmak dileğiyle diyelim mi? Tamam. İyi akşamlar.